Açıyorsunuz Nur Suresini, işte bakın 24. sure, açıyorum Nur Suresini. Kullil müminati, Habibim, Resulüm Muhammed Mustafa'm. Cenab-ı Hak Habibine sesleniyor. Kul demek, sen söyle. Resulüne ifade ediyor. Kul lil müminati, mümin olan hanımlara söyle. Neyi söyle? Kendilerinden yapılmasını istediğim şeyler var. Müslüman olan kadınlardan istediğim şeyler var diyor Hazreti Allah. Nerede? Kur'an'da. Nerede? Nur Suresinde. Hangi ayette? 31. ayette. Yapılmasını istediğim şeyler var Müslüman kadınlardan. Bak, Müslüman olmayanlardan istemiyor. Müslüman olmayanlardan bir şey istediği, onların istediği başka. Allahu Teala Müslümanlardan istediği bazı hususları gayrimüslimden, siz söyleyin, istemiyor. Gayrimüslim bir kadından Rabbimiz namaz kılmasını istiyor mu? İstemiyor, yok. Evvela ondan iman etmesini istiyor. Evvela Müslüman olmasını istiyor. Bakın, bunlar çok farklı şeyler. Müslüman olduktan sonra, yani kelime-i şehadeti diliyle ikrar, kalbiyle tasdik ettikten sonra Rabbimizin istediği şeyler var. Birisi şu: kullil müminati, mümin olan kadınlara söyle Habibim neyi? Vel yadrı bine bi humurihinne ala cüyubihinne. Dışarıya çıkacakları zaman, yabancı erkeklerin olduğu sokaklara, caddelere, pazarlara gidecekleri zaman tepeden tırnağa örtünsünler, başlarına da başörtülerini, yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini, siz söyleyin, başlarına koysunlar. Bu Rabbimizin istediği bir emirdir. Yani başını örten kadın bu emrini kimden alıyor, siz söyleyin? Bazıları siyasi partilerden emir alıyor zannediyor. Bakın, yanlışlık burada. Elimizde Kur'an olmasa uydur uydur söyle. Ama Kur'an var. Kur'an varken kimse işkembeden atamaz. Kur'an varken kimse havaya konuşamaz. Hemen adamın ifadesini alır, Kur'an'a göre zabıt tutarız. Kur'an var kardeşim, neye göre konuşuyorsun sen? Müslüman olan kadınların başlarını örtmesini isteyen kimmiş? Hazreti Allah'tır. Sen kiminle oynuyorsun ya? Sen kiminle çatışıyorsun be? İşte bak, Nur Suresi ayet 31. Ayet okuyorum. Vel yadrı bine bi humurihinne ala cüyubihinne. 3 kelime. Müslüman hanımlara söyle, sokağa, caddeye, yabancı erkeklerin olduğu mahalleye, muhite çıkarken, yani babası olmayan, kardeşi gibi, dayısı gibi, amcası gibi, kocası gibi, babası gibi olmayan yabancı insanların olduğu yerlere çıkarken başlarına, hem de yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini koysunlar. Ayet var. Bu ayet varken kimse gık diyemez. Ya Kur'an'ı kaldırın yahut susun. Kur'an'ı kaldırmadan vallahi başörtüsünü kaldıramazsınız. Kur'an varken bu hükümler devam edecek. Başka türlü yorum yapmaya, başka tarafa çekmeye, tefsir etmeye kimse kalkmasın. Allah'la mücadele etmek için ayağa kalkan adam iflah olmaz. İflah olmaz. O bakımdan eğer Müslüman olunacaksa, Ya eyühellezina amanu edhulu fi's-silmi kaffe, hepiniz İslam'a tamamen girin. Yani birini yapayım, birini yapmayayım. Cuma namazı kılayım, 5 vakit namaz kılmayayım. Vallahi maskaralık bunlar. Dinle.